Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara TTT Geometri Kampı'nın 29. haftasının 2. videosundayız. Piramitte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızda da hemen sayfa numarasına şöyle bir bakalım. Sayfa numarası 267'nin sağ tarafı ve 268'i işleyeceğiz. Seninle birlikte böylelikle piramidi bitireceğiz. Ne işleyeceğiz? Düzgün dört yüzlüğü işleyeceğiz ve kesik piramitten bahsedeceğiz. Birlikte güzel bir şekilde bu işi öğreneceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Düzgün dört yüzlü dediğimiz şey aslında basit. Yani tabanı eşkenar üçgen olan ve bütün yüzeyleri aynı eşkenar üçgenler olan piramittir. Normalde tabanı eşkenar üçgen ya bak şimdi taban eşkenar üçgen ve bütün kenarları da birbirinin tıpkısının aynısı olan. Hatta burada tüm yüzleri eşkenar üçgen olan diyor. İşte biz buna düzgün piramit adını veriyoruz. Şu Tabana a a, a eşkenar üçgen, yan yüzeyde a, a a, burası da a öbür taraf da a olunca işte biz buna düzgün dört yüzlü adını veriyoruz. E düzgün dört de formüller var mı? Var. Ama formülü bilmeniz gerekiyor mu? Şahsen ben bilmiyorum. Açık ve net konuşayım. Bu zamana kadar ezberlemedim. Sorusu geldiği zaman piramitteki yaptığım teknikleri yapıyorum. Şimdi piramitlerimiz ne biliyoruz? Cisim yüksekliği, alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Hocam bu yükseklik ağırlık merkezine düşecek. Hadi düştü. Ağırlık merkezi de yükseklik üzerinde olacak ya eşkenar üçgende Tamam. E ben burada bir yükseklik. Burası ne yapıyor? A bölü 2. A bölü 2 yapıyor. Şimdi 30-60-90 üçgeninden dolayı. Hani 30-60-90 üçgeni ya burası. 60 çıkarsa A bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Ve 3'e bölünmüş hali ağırlık merkezi. Hani 1'e 2 oran var ya. 3'e bölünmüş hali A kök 3 bölü 6 yapar. 1'e 2 orandan dolayı. O zaman burası da 2 katı A kök 3 bölü 3 mi yapar? A kök 3 bölü 3 yapar. Yükseklik burada. E sonra Cisim yüksekliği lazım olacak bana. Cisim yüksekliğini bulalım mı? Bulalım. Nasıl bulacağız? Şuradaki Pisagor bağıntısından bulacağız. İşte buradaki Pisagor bağıntısından haşı buluruz. Nasıl bulursun burada? Hocam h kare eşittir. a'nın karesi eksi a kökü 3 bölü 3'ün karesi oluyor. E buradan h kare buradan ne oluyor? a kare eksi a kare bölü 3 yapar. Çünkü 3 a kare bölü 9'dan a kare bölü 3 yaptı. h kare de buradan 2 a kare bölü 3'ten dolayı kare kökü de ne yapar? h da burası a kök 2 bölü kök 3 yapar. Yani neye eşit oluyor arkadaşım? Kök 3 eşleniyle çarparsam a kök 6 bölü 3 yaptı. Bak gerçekten de öyle miymiş? Öyleymiş. E zaten ben bu yüksekliği bulunca her şey çıkıyor mu? Çıkıyor. E alan desek. Alan dediğimiz pardon ilk önce yan yüz yüksekliği. Hocam yan yüz yüksekliği nedir? Eşkenar üçgenin yüksekliği yapar. Şöyle bir yükseklik çizdiğimiz zaman a bölü 2'nin kök 3 katı. Zaten bu. Tamam sıkıntı yok. Yani şuradan eşkenar üçgen bir kenara A olan bir eşkenar üçgen ya. Şurası A iken A bölü 2 A bölü 2 yapar. Burası da A bölü 2'nin kök 3 katı yapıyor. Yan yüksek, yüksekliği bu. Cisim yüksekliği bak buradan bulduk. Pisagor bağıntısından bulduk. Çizilen yükseklik altı şeklinin ağırlık merkezinde düşüyor. Oradan bulduk. Bunu hallettik. Yüzey alanı nedir? 4 tane eşkenar üçgenin alanı. 4 tane A kare kök 3 bölü 4'ten bölü 4'ler gidiyor. A kök 3 şeklinde bulduk. Bu bulduk. Yani burada da yine ezbere gerek yok. Bir ayrı uzunluğu A birim olan düzgün dört yüzünün hacmi de nasıldır? Hocam hacim dediğimiz şey taban alanı A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Yükseklik dediğimiz neydi? A kök 6 bölü 3 bölü 3 bölü 3 bölü 3, bölü 3 unutmuyoruz değil mi? Buradan da hacim A küp kök 2 bölü 12 geliyor. Ezberlemeye gerek var mı? Yok. Hatta burada bölü 2'lerle uğraşmamak için ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani burası 2'ye bölünecek ya hem 2'ye hem de 4, burası 3'ün katı olacak ya 1'e 2'den dolayı bir kenara altının katı verip ona göre işlem yapıyorum. Böyle ikilerle de işlem yapabilirsiniz. Bence sıkıntı yaşamazsınız. İşte bu şekilde her şeye çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bence formül ezberleme. Ezberlemeden rahat bir şekilde yap bence. Şimdi gelelim şuraya. Hemen sorusuna bakalım. Örnek 14. Bir ayrıtın uzunluğu 6 cm olan düzgün 4 yüzlü. Düzgün 4 yüzlü. Tabanı bir eşkenar üçgen olan bir şeyi çiz kardeşim şöyle. Tepede bir nokta al. Bütün köşeleri birleştir. İşte düzgün 4 yüzlü dediğimiz olay bu oldu. Şimdi tabanımız neresi? Burası. Yine bak ispat tekniğiyle yapacağım ben bunu. Hiç formüle formüle girmeyeceğim. Evet. Şu şekilde. Ne diyorduk? Hocam cisim yüksekliği alttaki şeklin ağırlık merkezine düşer. Ağırlık merkezi. Hop şöyle olmak zorunda. Bir kenarı kaç? 6. 3 3 yapar. Burası 3 kök 3 yapar. O zaman 3'e böldüğüm zaman kök 3'e 2 kök 3 yapar burası. Yükseklik burası. E arkadaş burası 6'ya bir kenar. Her kenar 6. Aha da burada bir pisagor bağıntısı. 36'dan 12 çıktı. 36 eksi 12 eşittir. H kare yapar. Yani burası kaç yapıyor? 24 yaptı. H da böylelikle kök 24. 2 kök 6 çıkar mı çıkar. Evet taşı 2 kök 6 bulduk. Bunun hacmi isteniyor. Hacim de nedir? Taban alanı A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik 2 kök 6 bölü 3 bana sonucu verecektir. Bak şimdi. Şimdi burada kök 3 ile kök 6'ın çarpımı bu. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı ya. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kaç yapar? 3 yapar. Aşağıdaki 3 gitti mi gitti. Sonra 36 bölü 4 9 yapar. Sadece 9 kaldı. 2 kaldı. Bir de kök kaldı. O zaman 18 kök kim yaptı arkadaşım burası? Evet. Cevap 18 kök. E biz formülle yapmaya kalksaydık. Formüllü cevabın olacaktı. Hemen şuna bakalım. A kök 2 bölü 12. A küp kök 2 bölü 12'den yapacaktık. A dediğimiz 6. 6 çarpı 6 çarpı 6. A küp dediğimiz kök 2 bölü 12. Hocam şunların iki sadeleşse 2 kalır. Bununla bu sadeleşse 3 kalır. 18 kök 2'yi yine bulur muyuz arkadaşım? Buluruz. Bu da formüllü çözüm tekniği oluyor. İster formülünü ezberle. Yani buradaki formülleri istersen tek tek ezberle. Alanı ezberlemene gerek yok. Yükseklik işte yüzey alanını da ezberle, yüzey alanını ezberlemene gerek yok. İşte yan yüz yüksekliğini de ezberlemene gerek yok. Ezberleyeceksen sadece cisim yüksekliğini ezberle bir de hacmi. Aküp kök gibi 12 ezberle. Ama bilmiyorum da çıkmaz gibi hissediyorum. Çıksa da çıksa da işte ben bu şekilde şekli çizer ispat yöntemiyle ispat tekniğiyle çözüme ulaşırım. Sen de büyük ihtimalle ulaşırsın. Sıkıntı yaşamazsın gibime geliyor. Tamam. Çünkü formül böyle formülsüz olan kısmı gelirse sıkıntı yaşayabilirsin çünkü. Evet. Böylelikle cevap 18 kök 2 oldu ve geldik kesik piramide. Arkadaşlar kesik piramit ya düşünseniz ya şeyde kesik silindirden bahsetmedik. Çünkü sen bunu kestiğin zaman üst tarafta bir silindir oluyor. Alt tarafta bir silindir oluyor. Ya da kesik böyle prizmadan bahsettik mi, bahsetmedik. Mesela kare prizma olsun. Kare prizmayı kestiğin zaman üst tarafta prizma alt tarafta kare prizma mı yapıyor? Evet. Ama biz burada kesik piramitten bahsediyoruz. Çünkü bir piramiti tabanla taban, taban düzlemine paralel bir şekilde kestiğimiz zaman Üst taraf yine bir piramit oluyor. Ama alt taraf bak işte tam burası kesik piramit olarak adlandırılıyor. Tamam mı? Kesik piramit alt taraf oluyor. Üst taraf yine bir piramit oluyor. Hocam burada ne yapacağız? Kesik piramitte tek yapman gereken şey ne biliyor musun? Benzerliği biliyor musun? Sorduğum soruya cevap ver. Biliyor musun? Korkma biliyorsun ya biliyorsun. Ya sen temel orantıyı bilmiyor musun? Ya hocam eksiklikler kaldı. Hayır en iyi bildiğin şey ya bu zamana kadar buraya kadar geldiyse sen benzerliği de öğrendin. Temel orantıyı da öğrendin. Kelebek benzerliğini de öğrendin. Temel orantıyı biliyorsan bunu yaparsın. Burada yapman gereken şey şu kardeşim. Benzerlik ilişkisini kullanacaksın. Benzerlik alan, benzerlik oranının karesi neydi? Alanlar oranı eşit değil miydi? Evet. Burada da hacimle ilgili iş yaparken benzerlik oranı A benzerlik oranı bak mesela şunlar paralel ya şunlar bir benzerlik oranıdır ya da bunlar bir benzerlik oranıdır ya da yükseklikler oranı da benzerlik oranıdır ama yüksekliği yaparken şu bölü tamamı benzerlik oranıdır. İşte bunların hepsi bir benzerlik oranıdır. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşittir. Yani burada atıyorum atıyorum burası K burası 2K verirse hatta öyle verilmesin şunlar birbirine eşit verirse benzerlik oranı kaç burada? Hocam 1 bölü 2 bunun kübü ne yapar? 1 bölü 8 yapar. Yani burası V iken Burası 8V değil. Tamam 8V yapar. Burası 7V yapar. Ondan sonra ne yapman gereken ne de biliyor musun? Şuradaki üstteki piramitte V'yi bulmak. V'yi bulduktan sonra da 7V'ye ulaşmak. Bu kadar basit. Bilmediğim bir şey gerçekten yok. Üstteki piramitte de işte taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 deyip V'yi bulacaksın. Sonra da 7 çarpı V'de olayı bitirecektir dostum. Tamam Çok basit. Gerçekten çok basit. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Benzerlik oranın kübü de hacimler oranına eşit. Bu mantığı bildiğin sürece sıkıntı yaşamazsın. Peki hocam biz piramitin açılımını biliyoruz. Hani şöyle bir piramit olduğu zaman şöyle bir piramit olduğu zaman nasıl açıyorduk arkadaşlar bunu? Bir kare ve sonra şurada üçgenler var diye açmıştık değil mi? Hatta başka bir açılımı dört tane üçgen yan yana şöyle bir de kareyi şöyle yapmıştık değil mi? açılımda? Peki hocam kesik piramitin hacmi nedir? Bak dikkat et tabanı ve tavanı birer kare. Hemen kareyi açtık ama tabanı büyük kare tavanı küçük kare. Yan yüzeylerde bir yamuk değil mi? Yamukları da şöyle aç bakalım. Hocam yamuk şöyle ikiz kenar yamuk hatta. Bu yamuğu açtım buraya. Bu yamuğu da açtım buraya. Bu yamuğu da açtım buraya. Bak açılmış vaziyette önemli bizim için. Bu yamuğu da açtım buraya. E bu alt tabanı bir de üst tabanı lazım. Üst tabanı da küçük kare. Küçük kareyi de istediğin yere koy. İster buraya koy şöyle. İster buraya koy böyle. İster buraya koy ister buraya koy. Kesime göre değişiyor. İşte bu da Neyim açılımı? Kesik piramitin açılımı kardeşim. Kesiklerde böyle. Mesela kesik konuda da aynı işi yapacağız. Kesiklerde benzerlik uygulayacaksın. Benzerlik oranını kübü de hacimler oranına eşitleyip olayı bitiriyorsun kardeşim. Hemen sorusuna bakalım. Alanlar oranı 1 bölü 9 demiş. Hani şunlar birbirine paralel ya. O zaman bu üçgenler benzer. Zaten tabana düz, taban düzlemine paralel bir şekilde çizdiğimiz zaman bunlar birbirine ne oluyor? Çünkü açılar birbirinin tıkkısının aynısı oluyor. Çünkü burası A iken atıyorum burada benzerlik oranı B olacak. Burası yani A iken B ise burası A'nın K katıysa burası C iken işte ya yani burası AK diyeyim daha doğrusu. A iken AK ise benzerlik oranı burada da aynı hocam C kan CK olacak. Yani 1 bölü K. Burası DK burası da DK olacak. Üçgenler birbirinin benzeri oluyor değil mi? İşte benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit ya. O zaman alanlar oranı kare de benzerlik oranı eşittir. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 3. Bana diyor ki şekildeki piramit böyle tabanda düzlem düz, taban düzlemine paralel bir şekilde kesilecek olursa diyor. Kesilmiş diyor. Buna göre diyor oluşan kesik piramidin hacminin kesilmeden önceki piramidin hacminin oranı diyor. Kesik piramit dediği neresi? Bak burası. Hocam üst taraf olmaz mı? Hayır üst taraf zaten yine kestiğin zaman bir piramit yapıyor. Kesik piramit işte şurası olarak tanımlanır. Şimdi benzerlik oranın 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Benzerlik oranın kübü acimler oranına eşitti. Yani burası 1 bölü 27 yapar. Hocam 1 bölü 27. Yani burası V iken tamamı 27 V olacak. Tamamı 27 V iken o zaman buraya ne kalır? 26 V kalır. Bizden ne isteniyor? Kesik piramidin hacminin yani 26 V'nin ne oranı isteniyor? Kesilmeden önceki piramidin hacminin oranı. Kesilmeden önceki piramit de 27 V yapıyor. Cevap böylelikle 26 bölü 27 çıktı mı dostlar? Çıktı. Yani örnek 15'i 26 bölü 27 olarak bulduk. Ve geldik örnek 16'ya. Yani. Taban ayrıtının uzunluğu 4 birim olan kare dik piramit. Şöyle kare dik piramit var. Dik piramidin içine şekildeki gibi tabanları çakışık ve 4 köşesi piramidin yan piramidin ayrıtları üzerinde olan bir küp yerleştiriliyor. Evet 4 köşesi piramidin yan ayrıtları üzerinde, ol, üzerinde olacak şekilde bir şey yapılmış. Küpün hacmi 27. Arkadaşlar küpün hacmi 27 ise A küp eşittir 27 ise A'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet A 3 çıktı. E hocam burası 3. Aa hocam şunlar birbirine paralel. Çünkü bu düzlemle bu düzlem birbirine paralel ya. O zaman şu çizgiyle bu çizgi birbirine paralel oldu. E bunlar birbirine paralelse eğer ne oluyor o zaman? Benzerlik oranı 3 bölü 4 oldu. Piramidin hacmi soruluyor bana. Oo benzerlik oranı 3 bölü 4. Dikkat. 3 bölü 4. Yani burası 3 A ise burası 4 A olacak. Burası ne olacak o zaman? A olacak. Şimdi kübün hacmini 27 olarak vermiş bize. Kübün hacmini 27 olarak vermiş. Kübün hacmini ben nasıl kullanacağım? Tabi gübün hacmini kullandık veya 27 diye. Piramidin hacmi isteniyor bizden. Piramidin hacmini nasıl bulacağız? Arkadaş 3 burası. Ha. Ha. 3 bölü 4 dedik. Eyvallah. Bizde aslında elimizde ne var arkadaşlar? Yüksekliği bulmamız lazım değil mi? Hani hacim macim bilmiyoruz. Hani burada benzerlik oranı kübü hacimler oranı desek hacimleri bilmiyoruz. Ben buradan bir yükseklik çizsem. Yükseklik burada. Hocam ben şuradan şuraya kadar kısmı ne biliyorum? Şu bir kenarı 3 bulmadık bu kübün. Evet burası 3. A benzerlik oranı 3 bölü 4. Yani burası 3 A iken burası A değil mi? Evet. E burada da 3'e 1 oran var. Yani 3 H iken burası da H olmak zorunda. E H 3 ise 3 H kaç çıktı o zaman? 9 çıktı. O zaman piramidin hacmi çıktı kardeşim. Niye? Taban alanı belli. 4'ün karesi çarpı. Yüksekliğimiz belli oldu. 12 bölü 3 bana sonucu verecektir. Bölü 3 şu gitti. 16 çarpı 4 kaç yapar o zaman? 64 yapar. Yani örnek 16'yı böylelikle 64 bulduk. Güzel bir benzerlik sorusu. Benzerlikten yüksekliği bulduk durdu bana. Yüksekliği bulunca da taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ayağınla bastın. Battı mı ay dedin o zaman bölü 3'ü unutmuyoruz tabii ki değil mi? Geçen dersten bir hatırlatma olmuş oldu. Cevap 64 oldu ve geldik son soruya. Aa uçak resmi. Şekilde kesik piramidin açınımı. Evet kesik piramidin açınımı budur arkadaşım. Çünkü kesik piramidi düşün. Zaten kesik piramidi çizmek zorundayız burada arkadaşlar. Niye? Çünkü piramidin hacmi isteniliyor. Kesik piramit şöyle bir açılımı verilmiş. Bana şunu bir şey yapayım. Arkadaşım kesik piramidin şeklini çizerken bir kere tam bir piramit çizin. Tam piramit çizdikten sonra bunu kesersiniz. Daha rahat olur. Zaten biz kesik piramitlerde işlem yaparken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kesik piramidi tamamlıyoruz. E o zaman burada kesik piramidi çizelim arkadaşlar. Hop taban düzlemine paralel olacak şekilde şöyle kesecek olursak. Kesik piramit dediğimiz kısım neresi arkadaşlar? İşte tam olarak burası arkadaşım. Kesik piramit dediğimiz kısım burası. İşte bunun açılımı verilmiş bana. Bunun açılımı verilmiş bana. Bunun üzerinden işlem yapacağım şimdi. Bak şu büyük karesi 8 kök ki, büyük küçük karesi 4 kök verilmiş. Bak bak bak. Şurası 8 kök ki, Burası 4 kök ki verilmiş. Yani 8 kök ki. 4 kökü olarak verilmiş burası. Eyvallah. Sonra yan ayrı uzunluğu 5 verilmiş. E hocam benzerlik işte ne güzel. Şunlar birbirine paralel değil mi? Çünkü taban düzlemine kesik piramitte şu düzlemde bu düzlem paralel oluyor. E hocam burada 4 kökü bölü 8 kökü. Yani burada 1'e 2 oran var. O zaman burada bir orta taban yok mudur? Yani şunlar birbirine eşit değil midir? Evet. Yani 5 iken burası da ne oldu? 5 oldu. Şimdi bizden kesik piramidin hacmi isteniyor. Arkadaşlar burada 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8'dir. Yani şu hacim V iken kesik piramidin hacmi kaç yapar? 7V yapar. Tamamı 8V olduğundan. Yani ben V'yi bulmak zorundayım. Hadi bakalım V'yi bulalım. V'yi nasıl bulacağız arkadaş? Hocam şuradan bir yükseklik çizip bu yüksekliği bulmaya çalışacağız. A ayrıt uzunluğu var. Yüksekliği bulmak için ne yapmalıyım? Hop şu köşegen üzerine denk düşüyordu. 4 kök 2 4 kök ise kök katı 8 yapar. O zaman burası o tam ortası olduğu için 4 4 yapar. 4 5 3 4 5 üçgeninden burası da kaç çıktı? 3 çıktı. Çok güzel. Şuradaki V hacmini ben bulabilirim. Taban alanı 4 kök karesi çarpı yükseklik bölü 3. Şu işler gitti. Burası 32 yaptı. Bizden ne isteniliyor? Bizden şu isteniliyor. Ne isteniliyor bakalım? tüm hacim isteniyor. kesik piramidin hacmi. Kesik piramidin hacmi isteniyor. Yani 7V isteniyor. O da 7 çarpı 32'den 7 kere 2 14 yapar. 21 224 yapar. Cevap buradan böylelikle. Evet. Kesik piramidin açılımı da verirse şekli çizin kardeşim. Evet tamam. Şurada da telefonda açık kalmış. Kusura bakma kapatayım. Zaten son noktadayız. Burada videoyu sonlandırmayayım zaten. Son soru. Kusura bakmayın. Dın dın seslerinden dolayı. Bu arada kim? Erhan Hoca. Erhan Ardıç aramış. Mesaj çekiyor daha doğrusu. Bilirsiniz her an artıcı. Neyse. Evet bilmeyenler de öğrenir büyük ihtimalle. Arkadaş böylelikle cevabı 224 bulduk. Bizden zaten bu isteniliyor. Olay bitti. Kesik piramitte de ne yapıyoruz? Bak açılımı bu şekilde uçak şeklinde oluyor? İki tane bir büyük kare bir küçük kare. Yan yüzeylerde birer yamuk. E, şekil üzerinde gösterdik işte bunları. Bunları gösterince şekil soru kendiliğinden çıktı. Ve böylelikle arkadaşlar piramiti bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Koni konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.